Arkadaşlar selamlar. Yine ki evdeyim. Pandemi sürecinde malum uzun süredir hareket edemedim. Ortalama 3 ayda bir, 4 ayda bir Ukrayna'ya geliyordum. Şöyle bir gezip dolaşıp eğleniyordum. Pandemi sürecinde malum hareket edemedik hiçbirimiz. Ağustos ayında hazır rahatlamışken biraz ortam kontrollü bir şekilde burada 5 günlük kısa bir tatil yapmak istedim. Sorular çok. Genellikle YouTube üzerinden pandemi sürecinde gitmeli miyim, gitmemeli miyim gibi sorular geliyor. Giriş çıkışlarda herhangi bir problem çıkartıyorlar mı diye sorular geldi. İlk önce sizlere evi göstereceğim. Ardından pandemi sürecinde Ukrayna'ya nasıl girilir, nasıl çıkılır, neler yapmanız gerekir? Türkiye'den farklı bir uygulama var mı şehir içinde? Bunlarla ilgili size kısa bir bilgi aktaracağım. Ama ilk önce her zaman olduğu gibi bir apartmanla ilgili bir görsel vereyim sizlere. Apartman bu şekilde arkadaşlar. Modern bir dizayna sahip. Işıklandırmaları vesaire epey güzel yapmışlar. Baktım Ferrah. Hem şu taraftan gün içerisinde ışık geliyor. Hem de bu tarafta yatak odası kısmı var. Onu da göstereceğim birazdan. O taraftan ışık geliyor. Böyle güzel bir dizayna sahip. Tavanı oldukça yüksek. Ukrayna'da en çok sevdiğim şeylerden biri. Yüksek tavanlar. Evde sizi sıkıp boğmuyor arkadaşlar. İnternetimiz var. Televizyonumuz var. Uydu kanalları mevcut. Apartmanla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Tertemiz bir ev idi. Burası giriş kapısı. Burada lavabo ve banyo var. Hani lavabo ve banyo tarafında madem geldim bu tarafa şöyle bir göstereyim. Bildiğimiz standart bir lavabo, banyo, küçük. Bununla ilgili çok fazla bir şey göstermeyeceğim. Bu tarafla ilgili sizlere bilgi aktarayım. Hem bu odada hem de yatak odası kısmında air condition dediğimiz Ukrayna'da devamlı İngilizce konuşa konuşa Türkçeleri hatırlamakta bazen zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Klimaları mevcut. Hem bir odaya koymuşlar hem de şuraya klima atmışlar. İnternette baktığımda oldukça hoşuma gitti. Doğubocom'da kiraladım evi. Doğubocom'da gördüm yine. Beni sürekli takip edenler bilir. Genellikle evleri doğubocom üzerinden kiralıyorum. Herhangi bir sponsorluğum yok. Devamlı bilgi veriyorum ama gerçekten kiraladığım evlerde çok fazla sıkıntı yaşamıyorum arkadaşlar. Bu sebeple de bu siteyi kullanan biri olarak size öneriyorum. Bir tek pandemi sürecinde bir buraya gelmek istemiştim. Hatta Şubat ayında bir bilet aldım. Uçuşlar iptal olunca buraya gelemedim. Doğal olarak Booking'imde iptal oldu. Kiraladığım evde iptal oldu. İptalini yaptıktan sonra parasını geri almakta Doğubocom'da yaklaşık bir 2 ay bekledim. Ama Türkiye'de de çoğu büyük tatil turları, tatil siteleri geri ödeme yapmakta zorlandılar. Onlar da insanları 2 ay, 3 ay beklettiler. Bu nedenle Doğubocom'u hani çok fazla eleştirmiyorum. 2 ay sonunda paramı geri iade ettiler. Hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Daha sonra Ukraine International Airlines'tan biletimi almıştım. Orada da biraz sıkıntı yaşadık. Şu an Ukraine International Airlines hatta telefonla müşterilerine destek vermeyi kesmiş. Hani biletimi
Bana geri iade edin arkadaşım dediğinde muhatap bulabileceğiniz telefonda kimse yok. Ukraine International diyor ki size, ya işte 1000 lira ödediysen %25 ben sana ek vereyim. İşte 1250 liralık bir promo kod, promosyon kodu sana göndereyim. Bu promosyon kodunu 2 yıl içerisinde istediğin uçuşta kullan diyor. Ya da bana bir tarih söyle, o tarihte aynı hat üzerinde, örneğin ben İstanbul Kiev bileti almıştım. Aynı hat üstünde istediğin tarihte ben sana yine bir İstanbul Kiev gidiş dönüş bilet vereyim diyor. İlk önce vazgeçtim Ukrayna'ya gelmekte. Geri iade istedim. Belirsizlik sürecinde promo kod da almak istemedim. Bununla ilgili internet üzerinden bir form açtım. Açtığım formda yani zaten müşteri hizmetlerine ulaşmanız mümkün değil. Bir form doldurdum. İşte biletim şu, şuradan şuraya gidiyordum diye. Bunun kredi kartıma geri iadesini istiyorum dedik. Ama bekletme sürecini aldılar onlar da. Ağustos ayına geldik. Bileti de Şubat ayında almışım. Ağustos ayına geldik. Hala bilet iade edilmedi. Baktım pandemide biraz rahatlamışken tekrardan bir karantina sürecine girmeden, ki sonbaharda ne olacak bilmiyoruz. Dedim ki geleyim buraya bir 5 gün kontrollü bir şekilde gezeyim. Tekrardan Kiev'in bir kokusunu alayım. Şimdi yeniden geri dönüyoruz konumuza. Evde herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Dediğim gibi modern tasarıma sahip bir ev. Geceliği şu an TL bazında, 5 gün tuttum bu evi. TL bazında 230 liraya denk geliyor. Bunu grivin olarak toplamda 4360 grivnaya kiraladım 5 geceliğine. Yerlerde böyle tatlı bir tasarım yapmışlar. Şu istediğiniz spot ışıkları falan kapatabiliyorsunuz. Evde her şey mevcut. Rahat bir ortamı var. Şöyle tatlı tasarımlar yapmışlar. Mikrodalgayı buraya koymuş. Ocağı buraya koymuş. Dalmamız var. Hiç aklıma gelmedi. Bir arkadaşımla görüştüm. Yine kanal üzerinden, YouTube kanalım üzerinden görüştüğüm bir arkadaşım, tanıştığım bir arkadaşım. Devamlı iletişim halindeyiz kendisiyle. Ya abi dedi, orada dedi bir detaylı bir ev videosu istiyorum. İşte içinde çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını göster. Yazılar Ukraynacadır. Bulaşık makinesi nasıl çalışıyor diye göster falan dedi, ama kusura bakmasın, gördüğü gibi yazılar İngilizce kardeşim. Hani çalıştırmadım da, ne yalan söyleyeyim, 5 günlüğüne geldim. Çalıştırmadım da, hani çalıştırma ihtiyacım olsaydı ben de evi teslim alırken soracaktım ben bunu nasıl yapacağım diye. Yardım isteyecektim. Burada da bulaşık makinem var. Samsung marka, dandik bir şeyi de koymamış. Bir bulaşık makinesi koymuş. Güzel bir yine Samsung marka buzdolabı koymuş. Buzdolabımız boş. Hani bir şey almadım. Ufak tefek yiyecek şeylerim kaldı. Sipariş verdiğim şeylerden. İçi gördüğünüz gibi bomboş. Böyle de bir buzdolabımız mevcut. Pandemi sürecine girmek istiyorum ama hadi şu şeyi de göstereyim size. Yatak odasını da göstereyim. Yatak odası da şu şekilde. İkonaları buraya koymuş. Bu şekilde bir güzel tasarımı var. Şuraya bir perde atmış. Gündüz bu taraftan ışık almak istemiyorsanız şu perdeyi şu şekilde çekip kapatabiliyorsunuz. Hem buradan hem buradan. Buraya bir çalışma
Masası koymuş. İnternetim burada. İnternette hiçbir şekilde, hiçbir zaman ben Kiev'de sıkıntı yaşamıyorum. Buraya bir çekyat atmış. Burada da bir balkon var. Çıkışta balkonu hiç kullanmadım. Bu şekilde tatlı bir daire. Bence otel tutmaktan iyi. 230 liraya koskoca daireyi kiralıyorsunuz. Bence hiçbir şey. Destinasyon nerede? Destinasyonu Ukrayna'ya gelenler bilirler. Tam meydandan Sofya Meydanı'na, Mihalovski Golden Church Kilisesi'ne çıkan yokuş üzerinde arkadaşlar. Yani şehrin tam merkezi ve en turistik yerde. Fiyatın bu kadar ucuz olması, açıkça hani şey yaptım, belki pandemiden dolayıdır diye düşünüyorum. Normalde 230 liradan daha fazla eder burası normal bir sezonda. Sezonun tam ortasındayız şu an. Turist görmedim. Hiç yani havaalanında, Borispil Havalimanı'na indim. Turist görmedim arkadaşlar. Çok az turist var şehirde. Türk desen hemen hemen hiç yok gibi. Herkes galiba memlekete geri döndü. Hani ben eskiden her gelişimde hani Kırşatik Street üzerinde yürürken sağımda solumda Türkçe konuşan insanlar duyardım. Veya bir restoranda oturduğumda Türkçe konuşan insanlar duyardım. İnanın hani 5 gün içerisinde bir kere geçerken yanımdan sadece bugün bir kişi acaba Türk müydü diye böyle Türkçe kelime duyar gibi oldum. Sadece bir kere rastladım. Hani neredeyse Türk bile yok şu anki evde. Bunun dışında Podil Meydanı'na gittim. Podil Meydanı'nda bazı restoranlar kapanmış. Kırşatik Caddesi üzerinde herhangi bir aktivite yok. Aktiviteler eskiden biliyorsunuz Kırşatik Street kapanıyordu. Cadde eğlenceleri, sokak eğlenceleri yapılıyordu. Halk toplanıyordu. Bunların hiçbiri yok. Pandemiden dolayı iptal olmuş. Bir taksiye atladım. Taksiciyle konuştum. İngilizce biliyordu arkadaş. Hani dedim nasıl durumlar? Ya dedi işte ben dedi şeftim. Hani adam bir restoranda şefmiş. Dedi ki işimi kaybettim. Restoran kapandı. Şu an taksicilik yapıyorum. Herkes pandemi sürecinde bir şekilde hayatını devam etmeye çalışıyor burada da. Gelelim pandemi sürecinde Ukrayna'ya girişimiz nasıl? Öncelikle İstanbul Havalimanı'ndan geldim buraya. İstanbul Havalimanı'nda dışarıda zaten sizi direkt karşılıyorlar ve dışarıda ilk önce binaya girmeden ateşinize bakıyorlar. Yok, ateşime bakmadılar sanırım. Yanılıyorum galiba. Biletime baktılar. Refakatçi falan yanınıza almıyorlar biliyorsunuz artık havalimanının içerisine. Sadece yolcuları alıyorlar. Kapının önünde dışarıda bir bilet kontrolü yaptılar hızlıca. Daha sonra havalimanında içeri girerken zaten elektronik ortamda hemen otomatik olarak vücut ısınız ölçülüyor. Daha sonra normal bir prosedürde hiçbir sıkıntı yaşamadan hızlıca uçağa bineceğim noktaya kadar geldim. Uçağa biniş sırasında işte biletimi ve pasaportumu kontrol eden arkadaş bana şey sordu. Hani Ukrayna'ya girerken yeni şeyde hani pandemi sürecinde bir Covid-19 sigortasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Böyle bir sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Bunu zorunlu tutmuş Ukrayna hükümeti. Bu arada elim de epey yoruldu. Şuraya bir şeyi koyacağım, kamerayı. Ukrayna'ya girişinizde arkadaşlar Covid-19 sağlık sigortasına
ihtiyacınız var ve bu sağlık sigortasının Ukraynaca yazılmış olması gerekiyor. Ben daha önceki her Ukrayna ziyaretimi, seyahatimi Türkiye'den herhangi bir seyahat sigortası üzerinden yaptırıp işte üstünde hem Türkçe hem de İngilizce şunları şunları destekliyor bu sağlık sigortası diye yaptırıp da yola çıkardım. Hiç seyahat sigortası yaptırmadan gelmezdim. Allah korusun başınıza bir şey gelse yani ayağınızın üzerinden bir araba geçse burada alacağınız desteği bilmiyorsunuz. Devlet size burada ne kadar yardımcı olacak? Bunlarla uğraşmaktansa hemen özel bir hastaneye gidip istediğiniz tedaviyi masraflarından kurtulup alabilirsiniz. Neyse, internetten biraz araştırdım. Anladım ki bunun için bir Ukraynaca yazılmış ve üstünde kare kod olan ve kesinlikle COVID-19 kapsamında ve tavsiye edilen minimum 3 aylık bir seyahat sigortası istiyorlar arkadaşlar. 1 aylık da olur diyorlar. Bazı internette araştırdığımda bazı sağlık sigortaları 1 haftalık, 1 aylık, 3 aylık ve ilerleyen daha uzun periyotlarda size COVID-19 kapsamında bir sağlık sigortası yapıyorlar. Ben sıkıntı yaşamayayım, 3 aylık alayım dedim. Madem 3 aylık öneriliyor, 3 aylık bir sağlık sigortası aldım. Ve İstanbul'da uçağa binerken direkt pasaportumu ve biletimi kontrol eden arkadaş, abi dedi, sadece COVID-19 sigortanı yaptırdın mı dedi. Dedim yaptırdım, görebilir miyim? Cep telefonunu indirmiştim. Cep telefonu üzerinden gösterdim. İnceledi. Niye orada sordu bilmiyorum. Belki hani Ukrayna girişinde pasaport kontrolünde size sigortanız var mı diye sordukları için ya baştan uyarmak istedi orada sıkıntı yaşamayayım diye ya da şey diye düşünüyorum. Belki sen oraya gideseye kadar mail adresini ver bir şekilde sana bir seyahat sigortası satalım mı diyecek diye pek bilmiyorum yani pek bir fikrim yok. Niyet okuma olmasın. Uçağa binerken bunu da sordular, gösterdim. Sıkıntısız bir şekilde girişimi yaptım uçağa. Ukrayna'ya indiğimde de normal pasaport kontrolüne girdim arkadaşlar. Pasaportuma baktı. Sigortam var mı diye sordu. Evet dedim. Görmek istedi. Duyduğuma göre ve internette yazılarına göre kağıtta kabul etmiyorlar arkadaşlar. Yani sigortanızı yazıcıdan çıkartıp kağıt halinde gösterdiğinizde COVID-19'dan dolayı çok kabul etmediklerini, bunu hani bakmak istemediklerini, daha çok cep telefonuna PDF şeklinde indirip oradan göstermenizi istiyorlar diye duydum. Ben de aynı şekilde yaptım. Gösterdim. Hiçbir sıkıntı yapmadan giriş yaptım. Sigortayı nasıl aldığıma gelince Türkiye'de araştırdım. Türkiye'de Ukraynaca yazılı bir sağlık sigortası bulamadım ben. İnternette yaptığım aramada. Anladım ki bu işi Ukrayna'da yaptıracağız. Birkaç web sitesini dolaştıktan sonra Ukrayna'daki sigorta işi yapan Türk arkadaşlara ulaştım. Bir şirket Lviv'deydi, diğer bir şirket ise Harkov'daydı. İlk önce Lviv'deki arkadaşla bir WhatsApp üzerinden görüşme yaptım, yazışma yaptım. Onun fiyatları epey bir yüksek geldi. Normalde hani ekstra sağladığı sigortanın destekleri var mıdır, yok mudur bilmiyorum ama benim isteğim hani üzerinde COVID-19 desteği olan ve Ukrayna hükümetinin istediği standartlarda Ukraynaca yazılmış, üzerinde kare kodu olan bir sigortaya sahip olmaktı. Harkov'daki arkadaşla görüştüm. Harkov'daki arkadaş sağ olsun ilgilendi. Etalon sigorta. Bu videonun altında da şeyin kısmına, açıklama kısmına videonun,
Hem kendisinin web sitesinin hem de iletişim numaralarını bırakacağım arkadaşlar. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hemen 80 lira karşılığında, benim zamanımda fiyatlar değişkenlik gösterebilir, 80 lira ödedim. 3 aylık bir sigorta yaptırdım COVID-19 ile ilgili ve Aziz Bey'in bana göndermiş olduğu evrakla sıkıntısız bir şekilde Kiev'e girişimi yaptım. Memnun olduğum için Harkov'da hizmet veriyorlar. Abi dedim, senin de müsaaden olursa hem arkadaşlara bilgi vereyim, ihtiyacı olanları da sana yönlendireyim. Sıkıntı yok kardeşim dedi, memnun olurum. Onun için de bu videonun altında ihtiyacınız olursa Aziz Bey'e ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olacaktır arkadaşlar. Kiev'de sosyal mesafe kurallarına çok fazla uyulmuyor. Burada gördüğüm, evet, hani kafelerde, bazı kafeler işte dışarıya, özellikle Arena City etrafında birkaç kafe var. O kafeler hep kaldırımın üzerine sandalyelerini, masalarını atmışlar. İç içe insanlar, çok kalabalık. Kahve almaya gidiyorsunuz. Herhangi bir aroma kavadan falan kahve alacaksınız yolda, büfeden. Kahve kuyruğuna giriyorsunuz. İnsanlar burada şey önemsemiyorlar. Yine aradaki mesafeyi önemsemiyorlar. Dibinize kadar giriyorlar. McDonald's gibi yerler, global yerler arkadaşlar, buna çok önem veriyor. Ve kesinlikle sağlık kurallarını ihlal etmenize izin vermiyor. Yine birkaç büyük restoran bu sağlık kurallarına dikkat ediyor. Çok fazla şeye girmedim, restorana girmedim. Genellikle hep bir yerden al geç, McDonald's'tan hemen al geç tarzında ilerledim. İnternetten sipariş verdim. Glovo ile istediğiniz yerden hemen ürünü alabiliyorsunuz, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun dışında söyleyeceğim, gençlerde yine hassasiyet yok. Maske olayı, maskeyi işte bildiğiniz gibi, yani havalimanından tutun uçuşunuz boyunca devamlı takmak zorundasınız. Ukrayna'da ise Kiev'de herhangi bir şekilde dışarıda maske takma zorunluluğu yok. Ama metroya binişlerinizde, ulaşım araçlarına binişlerinizde ve kapalı alanlara girişinizde maske takma zorunluluğunuz var arkadaşlar. Maske pahalı. Türkiye'den maskenizi temin edip de gelin. Yani burada maske alacağım diye hiç uğraşmayın. Burada hem büfelerde hem de eczanelerde maske satıyorlar. Ben büfeden aldım. Tanesini 4 liraya aldım. Yaklaşık o da sanırım 20 grivna falan ediyor. Ya 20 grivna verdim ya da 16 grivna verdim bir kere, yanlış hatırlamıyorsam. Bunun dışında aktarmayı unuttuğum bir şey var mı? Yok. Ukrayna'ya bu süreç üzerinde gelinir mi? Ben de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İstanbul'da yaşayan biri İstanbul'daki metroya biniyorsa, metrobüse biniyorsa daha fazla hassasiyetin olduğu bir uçağa binmekte çok fazla sıkıntı olacağını kendi adıma düşünmüyorum. Ha, şöyle diyebilirsiniz, İstanbul'daki insanların, Türkiye'deki insanların koronavirüse bakışı ne kadar hassasiyeti farklı olursa diğer ülkelerdeki vatandaşların bu hassasiyeti ne kadar taşıdıklarını tabii ki bilmiyoruz. Bir uçakta da birden fazla milletten insan olabiliyor. Yine de ben çok fazla rahatsızlık yaşamadım. Ukrayna bir eğlence ülkesi. Her ne kadar çok güzel bir ülke olsa da hem yapısı hem doğası
hem gezilecek yerleri ne kadar güzel olursa olsun, insanların çoğu buraya eğlence için geliyor arkadaşlar. Eğlence için gelecekseniz eğer Ukrayna'ya, çok güzel bir yıl değil. İleriki yıllarda gelirseniz Ukrayna'daki asıl eğlenceler, işte sokak eğlencelerinin yapıldığı, etkinliklerin yapıldığı yılları tekrardan yakalarsınız. Ve çok daha şen şakrak, eğlenceli bir Ukrayna gezisi yaparsınız. Ama bunun dışında da az turistin olduğu ve bu kadar güzel bir şehrin tadını kalabalık olmadan yaşamak da ayrı bir keyifmiş. Video 30 dakikayı buluyor artık. Çok fazla uzatmayayım. Sorularınız olursa, benim anlatmayı unuttuğum bir şey olursa videonuzun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bildiğim bir konu varsa da elimden gelen her türlü yardımı vermeye çalışıyorum. Daha çok videolarım var. 2 yıl önce çekmiş olduğum videolar var. 1 yıl önce çekmiş olduğum videolar var. Yani yoğunluğumdan bazen artık videoyu editlemek, atmak da uzun süre vakit alıyor. Bazen üçengeçlikten videolar atamıyorum. 2 ayda bir, 3 ayda bir, 4 ayda bir video atar oldum. Ama her ne kadar üzerinden 2 yıl geçmiş olsa da çektiğim videolar bilgi içerikli videolar olduğu için işinizi görecektir. Daha videolar atacağım. Hazır Covid durumu varken ilk önce bu videoyu yayınlamak istedim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Ve lütfen Covid'i küçümsemeyin. Şu aylarda artık yazla birlikte epey bir rahatlattık. Oldukça sıkı davranmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.